İbrahim Erdoğan, Çoburbaşı Kündağ Mahallesi doğumluyum. Kule mevkiinde yolumuz olmadığından dolayı cenazemizi zorla çıkardık buradan. 4 kişi tabuta girecek şekilde 2 kişi giriyor ve zor taşıdı. Yolumuz, araba yolu almak için müracaat ettik. 5 yıldır hep engellendik. İl ve ilçe teşkilatından mı artık ne şekilde engelli olduğumuzu biz haberdar olamadık. Yolumuzun ihalesi çıktığı halde yolumuz başlamadı. Bize söylenen 2 sefer ihale yapıldı. 65 bin liraya kadar yol ihale bedeli, 870 metre yolumuz bize 15 gün içerisinde yapılacak söylendi. Her zaman 1 ay 2 ay ileri attılar. Seçim zamanı yapılacak dediler ve yolumuz olmadı. Şu an mahallemizde bütün evler boş. Herkes köz halinde. Yol olmadı, yolumuz olmadığı için yiyeceğimizi dahi eve çıkartamıyoruz. Çocuklarımızı okula gönderirken kışın düşünüyoruz ki bir yaban hayvanıyla nasıl yoldan karşılaşacak. Şu yollarda bir çocuğum benim domuzla karşılaşınca yola attı kendini. Kafasında büyük bir nasır var. Şu an bu çocuğum burada olsa yani gösterebilirdim onu. Ben şimdi yetkililerden bu yolun yapılmasını, bir an önce yapılmasını istiyorum ve buradan giden, köç edenlerin buraya tekrar dönmesini hepsinden temenni ediyorum. Ve sizi basın yayına da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Fakat yolumuzun yapılmasını bir an önce temenni ediyorum. Bu yolun olmaması nedeniyle yaşamış olduğunuz mağduriyetlerden biraz daha söz eder misiniz? Mağduriyetten ve burada hayvancılık yapacak olsak hayvan bakamıyoruz. Hayvanı yukarı çıkarmak için bir engel. Bunun yemini, odunu taşımak için ayrı bir engel. En büyük engel de buradan köç olayının hastaneye hastamızı taşımak için bir eskiden insanlar kalabalıktı, şimdi yok. Bir basit örneğini anlatayım. Eşim bir hamileydi. Kış şartlarında hastalandığı için bunu yaya olarak yola indiremedim. 112 sağ olsun geldi ekibinle beraber. Dedi abi biz bunu nasıl aşağı indireceğiz? Bir tekneye koyduk, iple bağlayarak iki kişi yukarıdan tuttu, iki kişi aşağıdan çeke çeke indik aşağıya. Yani böyle örnekler burada çok. Ve en fazla çektiğimiz şeyler de şu yoldan aşağıya bir hastayı sırtımızdan bir kişi zor indirir. Zaten kilolu insanlar burada. Yaşlı insanlar, el ayağı tutmuyor. Bunlar yani en bizim yol işimiz yolumuzu yapmak. Bu kadar.